yarattığım herkesin rızkına kefilim diyorsa, Afrika'da insanlar neden açlıktan ölüyor diyor. Bu suali şöyle de değiştirebiliriz. Allah Teala kundaktaki bebeklerin ölmesine neden müsaade ediyor? İstese buna müsaade etmeme gücü var mı? Var. Allah Teala bir peygamberinin ateş tarafından yakılmasına müsaade etmedi. Demek ki Allah Teala dünyanın en ücra köşelerinde aç olan insanları doyurmaya da muhtedir. Allah Teala bir taşın içinde taş kırıldıktan sonra ortaya çıkan bir karıncayı bile yaşattığına göre karıncadan çok daha değerli olan bir insanın açlıktan ölmesine niye müsaade ediyor? Soruları çoğaltabiliriz. Bu dünya bir imtihan evidir. Bu imtihan evinde bütün kullar sınav ediliyor. Bu sınavda kimilerine Allah çok zenginlik veriyor, kimilerine çok fakirlik veriyor. Kimilerinin Allah Teala gözlerini çok kuvvetli yapıyor, çok sağlıklı yapıyor. Ama kimilerinin, babaları çok zengin olanın kimilerini kör olarak dünyaya getiriyor. Burada bu gözleri görmeyen kulun suçu nedir? Allah zalim bir Allah mı? Haşa ve kella. Allah herkesi kendi istediği bir şeyle imtihan ediyor. İmtihanın cibiliyetini, imtihanın meşiyetini Allah seçer. Biz seçemeyiz. Mesela aramızdan hiçbir kul ya Rabbi ben açlığa dayanıklı bir insanım. Beni açlıkla imtihan et diye bir seçim yapamaz. Aramızdan hiçbir kul ya Rabbi ben zenginlik istiyorum. Beni zenginlikle imtihan et diye bir seçim yapamaz. Bu seçimleri kim yapıyor? Allah yapıyor. Bu seçimlerin sonucunda bizim tavırlarımız ve hareketlerimiz gideceğimiz yeri belirliyor. Ya sabredeceğiz? Allah Teala bütün hafta boyunca, 6 gün boyunca güzel bir sofrada yemek yemeyi bana nasip etti. Ama 7. gün para çıkmadı. 7. gün borçlarımı kapattım, sofram boş, aç kaldım. Bugün Allah bana vermedi. Ama Allah ayette hepsinin rızkına kefilim diyordu. Allah niye bana bugün vermedi? O ayetin manası o değildir. O ayetin manası ölünceye kadar rızıklarına kefilim demektir. Ölünceye kadar. Bir insan öldüğü zaman rızkı kesilmiş demektir. Bir hadisle bunu teyit edeyim. Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurur. Şayet insanlar gerçek manada Allah Teala'ya tevekkül etseydi, kuşlar gibi rızıklarına kavuşurlardı. Hadise bak. Gerçek manada, ne demek gerçek manada? Tam bir kalp ile inanarak Allah'a tevekkül etseydi, ya Rabbi sen benim vekilimsin. Ben sana iman ettim ki ne olursa olsun sen beni aç bırakmazsın. İman ettim dese, ama buna kalben de iman etse. İman iki türlüdür. Bir, dil ile ikrar. İki, kalb ile tasdik. Hem bunu dille söyleyecek hem de kalbi gerçek olarak iman edecek. Şayet insanlar bunu yapabilseydi, kuşlar gibi Allah Teala her gün onların rızıklarını verirdi. Ama insanlar bunu yapamıyor. Başka bir hadis söyleyeyim. Şayet dünyadaki bütün zenginler zekat görevlerini yerine getirselerdi, dünyada bir tane bile fakir ve aç kalmazdı. Bu da başka bir hadistir. Şu anda dünyada niye fakir ve aç var? Çünkü zenginler zekat görevlerini yerine getirmiyorlar. Yapmıyorlar. Görevlerini yerine getirmeyen zenginler olduğu için dünyada çok aç, fakir insan var. Bunların tamamı bir kelimede odaklanıyor. Kur'an'ın deyimiyle sınav, imtihan. İşte bu imtihanda Allah Teala insanın başına farklı farklı şeyler getirebiliyor. Sapasağlam bir kadın, bir anne, hastaneye gitmemiş, hiç hastalanmamış bir anne, her gün spor yapan bir anne, bir akşam eve bir geliyor, diyor ki belim çok ağrıyor. Allah Allah. Üşütmüşsündür anne diyor çocukları. Ve anneyi hastaneye götürüyorlar. Hastanede bir film çekiliyor. Bir bakıyorlar ki omurganın tamamı tümör kaplanmış. Tümör. Hemen cahil insanlar şöyle diyor. Bu ailenin muhakkak büyük bir günahı vardır. Bu kadının muhakkak büyük bir günahı vardır ki Allah böyle bir bela verdi. Akil insanlar, alim insanlarsa şöyle diyor. Allah Teala sınav denen meseleyi bu ailenin başına getirdi. İnşallah sabredenlerden olurlar. İnşallah. Allah bütün ailelere yardım etsin. Ve bu sınavları alınlarının akıyla versinler. Amin. İşte bu kardeşimize
bu meseleyi çok iyi anlatmak lazım. Ve dünyada gördüğümüz, aklımızın almadığı her şeyin bir sınavdan ibaret olduğunu aktarmamız lazım. Umulur ki anlar ve hidayet erer ve cehennemden kurtulmuş olur. Allah kalbine hidayet versin. Amin ya. Afrika'daki insanların aslında dünyadaki insanlara imtihan niyetine de Cenab-ı Hak bu şekilde açlıkta imtihan ediyor olabilir mi hocam? Tabii. O da bizim imtihanımızdır. Mesela mahallemizde bir adam aç olsa, biz de o mahallenin bir ferdiyiz. O mahallede yaşıyoruz. Ama senin mahallende bir adam açlıktan ölse, Allah Teala bunun hesabını o mahallede yaşayan sana soracak mı, sormayacak mı? Soracak. Komşusu açken tok yatan bizden değildir diye buyuran bir peygamberimiz var bizim. Sen nasıl habersiz olursun? Senin mahalle nasıl bir adam açlıktan ölür? Allah Teala soracak. İşte bu gibi ülkelerde aç kalan insanların hesabını da bu zenginlerden, bu varlık sahiplerinden, bu her gün 4 çeşit, 5 çeşit yemek yiyen insanlardan Allah Teala soracak. Allah onlarla bizi de imtihan ediyor. Hiçbir yardım yapmıyorsun. Hiçbir gayretin yoktur. Allah soracak. Bu da imtihanın başka bir boyutu. Buyur kardeşim.